günlerden geçiyoruz. Sadece biz değil, Türkiye'de, dünyada hakikaten... Bu mesafeyi korursak çok seviyoruz. Zaygar'a teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizim gibi başlarken yaptığımız çalışmalarla ilgili sizlerle yeni tedbirler, yeni uygulamaları hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Okullarla ilgili öncelikle söylemem gereken şey, tüm okulların dezenfeksiyonunu tamamladık. Ve bu haftada iki kez de dezenfekte çalışmaları devam edecek. Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda temassız ateş ölçer ihtiyacını karşılamak üzere 1750 okulumuza bu ateş ölçerleri teslim etmeye başladık. Aynı şekilde okulların girişinde yine 1750 okulumuzda hem öğrenci girişine hem öğretmen girişine dezenfektanlı paspaslardan teslim etmeye başladık. Böylece sınıflara virüs bulaşmasını engellemek için tüm çocuklarımızın, tüm eğitim kadrosunun dezenfekte olarak okula dershanelerine girmeleri sağlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili dezenfektan takviyesi de yapıyoruz. Her okula en az 3-4 ay yetecek dezenfektanı da yine okullarımıza teslim ediyoruz. Bunun dışında uzaktan eğitim meselesiyle ilgili ne yapacağımıza kafa yorduk. Ve bununla ilgili olarak da 20 bin internet paketi, 4 GB'lık imkanı olmayan gençlerimize, çocuklarımıza teslim edeceğiz. Aynı şekilde tableti, bilgisayarı olmayan da 2 bin çocuğumuza tablet desteği veriyoruz. Belediyemize ait olan kurumlarda, kültür merkezlerinde, semt merkezlerinde bilgisayarlı, tabletli tüm mekanlarımızı öğrencilerimizin kullanımına açmaya karar verdik. Böylece çocuk gençlik merkezlerimizde ve diğer semt merkezlerinde şimdilik 36 bilgisayar sınıflı 14 kurs merkezi, 8 çocuk ve gençlik merkezi, 7 kültür merkezi ve 10 mobil araç eğitim bilişim ağına, EBA'ya erişim noktası olarak hizmet vereceğiz. İnternet erişiminin güç olduğu noktalarda internet erişimini güçlendirmek için bu hizmeti sağlayan kuruluşlarla görüşüyoruz ve bunların takviyesini yaptıracağız. Ayrıca yine araçlarımızı yani otobüslerimizi hiç erişim olmayan noktalarda mobil hizmet aracına dönüştürüyoruz ve böylece internetin olmadığı mahallelerimizde çocuklarımızın internet erişimini mümkün kılacak araçlar ilk etapta yine 10 tanesini hemen hizmete sokuyoruz. Sosyal destekler kapsamında çocuklarımıza yine bu dönem tüm koşullarımızı zorlayarak neler yapabileceğimize baktık ve 25 bin çocuğumuza 130 lira yüklenmiş bir tavsiye paketi hediye ediyoruz. Bu aynı zamanda kırtasiye esnafımızın da nefes almasına imkan verecek bir uygulama. Çünkü bu kırtasiye paketlerini kırtasiyeciler odamızla anlaştığımız protokol çerçevesinde yapıyor olacağız. Dolayısıyla da bir yandan esnafın ticaret hacmini arttıracak, bir yandan da çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını giderecek bir çalışmaya dönüşecek. Yine benzer bir şekilde 25 bin bond ve 25 bin mont alımına çıktık. Böylece kış günlerinde yine bondsuz, montsuz çocuk kalmasın ulaşı içindeyiz. Bunu da yine üretim maddelerinin İzmir esnafına alınmasını şart koşarak alıma çıktık. Bunu almakta yine esnafı destekleyen bir uygulamaya dönüşecek. Bu bondlar, bu eğitim
tavsiye kartları okullardan aldığımız listeler çerçevesinde 1. ve 8. sınıf çocukları arasında dağıtılacak. Kısacası bu çalışmalara 15 milyon liralık bir bütçe ayırdık ve bu bütçe içinde bu desteği vereceğiz. Öncesiniz, onu da söylemiş olduk. Sadece eğitimle ilgili sınıfı kalmayız. Teşekkür ederim.